Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doritoslu kumagene çiğ köfte hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 2 su bardağı köftelik esmer bulgurumuzu yoğurma kabımıza alalım. 1 tatlı kaşığı tuzumuz içerisine ekleyelim. Daha sonra şöyle bir karıştıralım. İçerisine 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Daha sonra şöyle bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatalım ve biraz dinlendirelim. Bulgurumuz dinlenirken bir kasenin içerisinde bir sos hazırlayalım. Kasenin içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. Tepeleme 2 yemek kaşığı isot ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Yarım limonu sıkacakta sıkıp içerisine ekleyelim. Orta boy kuru soğanı rendeledim. Onu da içerisine ekliyorum. 2 diş sarımsak, onu da rendeleyelim. Sosumuzu karıştıralım. Bir kase Doritos cipsimiz var. Onu da böyle çok fazla değil, böyle bölerek köftemizi yapmadan önce ayarlayalım. Köftemizi yoğurmaya başlayalım. Hazırladığımız sosumuzu içerisine ekleyelim. Köftemizi oldurana kadar yoğuralım. Köftemiz oldu. Zaten çok fazla da yoğurmadım, ıslandığı için daha basit ve kolay yoğuruluyor. Şimdi köftelerimizden böyle elma büyüklüğünde bezeler alalım. Dürümümüzün içerisine koyacağımız yeşillikleri ben daha önce doğrayıp hazırladım. Burada marulumuz var. Nane, mısır, salatalık turşumuz oldukça ince ince doğradım. Kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı da jülyen doğrayıp suyun içerisinde beklettim acısı çıksın diye. Maydanozumuz var. Onları da ince ince kıydım. Domatesimiz var. Oldukça ince doğradım. Bir tane de havucumuz var. Onu da rendeledim isteğe göre. Ekleyebilirsiniz. Şimdi dürümümüzü yapalım. Lavaşımız var. Oldukça ince bir lavaş. Şimdi hazırladığımız çiğ köftemizi lavaşımızın yarısına yayalım. Köftemizi lavaşımızın yarısına incecik yaydım. Şimdi içerisine ezmiş olduğum Doritos cipsimizi gezdiriyorum. Hazırladığımız yeşilliklerimizden köftemizin içerisine yayıyorum. Kuru soğanımızı da aldım. Havuç
isteğe bağlı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de. Turşumuz. Turşumuzu da yayıyorum. Maydanozumuz. Nane. Mısırımızdan da alalım. İsteğe bağlı nar ekşisi. İsterseniz bu esnada limon da sıkabilirsiniz içerisine. Daha sonra lavaşımızı kapatalım. Böyle sıkıştırarak saralım. Evet. Dürümümüz hazır. Aşamızı da dilimler haline getirip servis yapmak için ayarlıyorum. Marullarını orta kısmına değil de her tarafına böyle az az yayıyorum. Buna cips eklemeyeceğim. Şöyle birkaç tane kuru soğan. Maydanoz. Nane. Şimdi böyle buradan başlayarak sarıyorum. Dürümümüzü keselim. Doritoslu komagene çiğ köftelerimizi ben böyle keserek servis yaptım. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Evet, Doritoslu komagene çiğ köftemiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.